1930'lu yıllar. Stalin'in Sovyetler Birliği'nin başında olduğu dönemde Sovyetlerin Ankara Büyükelçisi ünlü bir diplomat Karahan'dır. Sovyet devriminin yıl dönümlerinden birinin sabahında Stalin son derece sivri, anlamsız ve onur kırıcı bir demeç verir. Bu demecin de aynen şunları söyler. Herkes bilsin ki Rus milleti Boğazlarla Ardahan'ı ele geçirmekten asla vazgeçmeyecektir. Çok yakın bir zamanda bu davalarımızı halletmiş olacağımızı şimdiden müjdeliyorum. Aynı gece Ankara'da Sovyet Büyükelçiliği'nde de ihtilalin yıl dönümü kutlamaları yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal gece yarısına doğru Stalin'in bu densiz demecinden haberdar olur ve emreder. Arabaları hazırlayın, gidiyorum. Paşamız bu saatte nereye gidecekler? Sovyet elçiliğine. Ekibin etekleri tutuşur. Çünkü olayı kavrarlar. İşlerinden birisi Gazi'ye. Paşa Hazretleri nasıl olur? Protokolsüz mü? Siz devlet başkanısınız, protokolsüz nasıl gidersiniz? Ben protokol falan dinlemiyorum çocuk. Stalin vatanımın topraklarına göz dikmiş, sen bana protokolden söz ediyorsun. Hazırlayın arabaları, diye cevap verir. Büyük önderimiz ve arabalar hazırlanır. Gazi ve ekibi Sovyet elçiliğinin kapısına dayanır. Ulu önderimiz yüzü asık bir şekilde yukarı çıkar ve o sırada elçilikte büyük bir balo vardır. Gazi kendisini karşılayan büyük elçi Karahan'ı görünce, merhaba Karahan, der. Ve aynı sert ifadeyle devam eder. Rahatsız ettik ama sen benim şahsi dostumsun, kusurumuza bakmazsın. Bir hususu esasından anlamaya geldim. Emredin Sayın Başkan. Ajanstan öğrendiğime göre Stalin Ardahan'la boğazlar istemiş. Kararı katiymiş. Pek yakın bir gelecekte bu kararını uygulayacakmış. Tam böyle söyleyip söyleyemediğini bilemem ama buna benzer şeyler söylemiş. Tabii ki bu konuşmanın bir kopyası sende vardır. Getir bakalım şunu da işin aslını faslını iyi anlayalım. Stalin'in konuşması getirilir. Gazi metnin o kısmını yanındakilere kelime kelime tercüme ettirir. Konuşma ajanstan geçen metinle aynıdır. Gazi Sovyetler Birliği Büyükelçisi Karahan'a. Karahan, elçiliğin telsizinden derhal Stalin'i bulduracaksın. Bu beyanatından vazgeçip geçmediğini sorduracaksın. Stalin tükürdüğünü yalayacak. Yalamazsa ben yapacağımı bilirim. Bu cevap bu gece gelecek. Çünkü benim daha önemli kararım var. İstediğim cevabı almadan elçiliğinizden dışarı adım atmam. Eğer cevap istemediğim şekilde gelirse bil ki buradan çıkıp doğru Rus sınırına gideceğim. Karahan çaresizlik içinde telsizin başına koşar ve Gazi'nin söylediklerini aynen nakleder. Stalin'den gelen cevap büyük önderimizi tatmin eder. Çünkü cevap da aynen şöyle söylenmektedir. Stalin sürçülisan eylemiştir. Boğazlarla Ardahan almak gibi bir arzusu kesinlikle yoktur. Gazi cevap okuduktan sonra Rus Büyükelçisi Karahan'a hitaben. Karahan, seni geri çağırırlar ve yaşatmazlar. Uzun süredir tanışıyoruz. İstersen bize itica et. Karahan bu teklife olumsuz cevap verir. Ve cevabı telgraftan hemen sonra bir telgrafla geri çağrıldığını açıklayarak, teşekkür ederim. Sizi tanımış olmam bile yeterlidir. Ancak memleketinizdeki görevim sona ermiştir. Yarın hareket edeceğim. Gazi fazla ısrar etmez ve Çankaya'ya döner. Zaman geçer, şöyle bir haber gelir. Sovyetler Birliği'nin eski Ankara Büyükelçisi Karahan fırında yakılmak suretiyle idam edilmiştir.